var. Enes Batur, sosyal medya fenomeni, daha 19 yaşında altın kelebek ödülü kazandı. Bu yıl fazlasıyla kazancı var. Şimdi bir onun hikayesine göz atıyoruz, sonrasında konuşuyoruz efendim. Şimdi birlikte hazır mısınız? 3, 2, 1. Olmazsa mutsuz olacağım bir hedefim yok çünkü beni bir kişi bile izlese ve bundan mutlu olsa bana bu yetiyor. Henüz 19 yaşında ama sosyal medyada bir efsane oldu bile. Öyle ki altın kelebek ödülünün bile sahibi. Enes Batur. Orası Başakşehir dostum, nehir manası. Asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Komik, samimi, çılgın. Çok mutlu edici yorumlar geliyor. İnsanların böyle upuzun mesajlar yazıyorlar yani. Sevgilinizle veya arkadaşınızla yazmadığınız kadar uzun mesajlar geliyor bir kitap büyüklüğünde. Neden sadece insanlar kız olan videolara fokus atmak yerine başka videolara fokus atmıyor? Kaç takipçiniz var toplam sosyal medya bütün mecralar? 7-8 milyon civarı olması lazım. Dile kolay milyonların sayısını söylemek, bu milyonlarca insan tarafından kabul görmek demek. Kah bilgisayar oyunları kahramanlarından biri olup çıkıyor karşımıza. Atladım Baturay! Baturay kaçacağız Baturay! Sonunda bineceğim! Kah kendisi gibi fenomenlere demediğini bırakmayan şarkılar yazıyor. Kah şaka yapıp sinirlendiriyor. Zorlu hedeflere ulaşmaya çalışıyor. Cam kırıldı. Bak tehlike, action. Böyle bir şey yapıp yemeyin ha, ölürsünüz. Bak ben söylüyorum. Gördüğünüz gibi şu an içinden bir şey çıkıyor. Garip bir şey. Kızdırdığı da vardır elbet ama güldürüyor çoğunlukla. Ve milyonlar onun samimi ve komik halini izliyor. Şu anda tek istediğim 10 milyon abone butonu diye bir şey var, onu almak. İlk alan olmak istiyorum çünkü güzel bir ödül ve beni takip eden, beni seven aileme adamak istiyorum bu ödülü de. Heyecanlıyım! Evet, şu anda altın kelebeğe geldik. Bakın. Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın en iyisine bu yıl ilk kez verilen altın kelebek onun oldu. Heyecanı sesine yansıdı. Azimle çalışarak bugünlere geldik. Beklemiyordum aslında, bana da sürpriz oldu. Çok heyecanlandım. Oradaki halimden de belli. Beni takip eden insanlara adıyorum. Yükseldim, şimdi altın kelebeği aldım. Şimdi düşeceğim. Üniversite sınavında bilgisayar mühendisliğini kazandı. Ancak sosyal medya o kadar vaktini alıyor ki okulu dondurdu. Enes Batur şimdi filmi için heyecanlı. Yeni filmi yakında gelecek ama ser veriyor, sır vermiyor. Adı ne olacak? Enes Batur 2.3'te hayal mi gerçek mi diye. Aile filmi, komedi var, dram var, aksiyon var. Ya her şey var. Onun önünde yeni bir kariyer var şimdi. Pek çok gencin hayalini de bu meslek süslüyor artık. Dünyanın en çok kazananları listesi büyüleyici. O listenin birinci sırasında Dan Middleton var. 2017'deki kazancı tam 16.6 milyon dolar. Yani 63 milyon 335 bin 640 lira. İkinci sırada Ivan Fong var. 15.5 milyon dolarlık kazancıyla. Üçüncü sırada ise Good Perfect. Geçen yıl 14 milyon dolar kazandı. Türkiye'de kazanılan rakamlar bunları bulmasa da oldukça tatmin edici. Gençlerin hayalindeki meslek Melih Hanım. Tabii yeni bir sosyal ağ düzeni geliyor. O düzende farklılık belki de böyle yaratılıyor. Gençleri anlamak lazım. Ben en çok hangi müzikleri dinliyor, oyunlar izliyorlar, hep gençlerle konuşuyorum. Bizim anlamakta belki de zorlanacağımız bir dünya, anlamaya çalışıyoruz. O zaman Enes Batur'a buradan seslenelim. Bize lütfen hikayenizi de paylaşın ki bizi de bir fenomen olmamızı önünü açın. Yolumuzu aç Enes'ciğim. Tabii Enes Batur güzel hayaller kuruyor. 19 yaşında bir genç. Yolu açık olsun ama bizimkiler o kadar para kazanamıyor. Yaratıcı olun, yaratıcı, farklılık koyun. Onlar yaptıkları şeyler çok farklılık yaratmaya yetmiyor. Yani şöyle, belki uluslararası olduğu için diğerleri daha... Aslında ben izliyorum mesela, yabancı sosyal medya fenomenleri çok da fark yaratmıyorlar. Bizim Türk fenomenlerimizle aynı hemen hemen ama para kazanma cinsi... Ama para kazanmayı öğrensinler o zaman. Yani aralarında farklılık, yaratıcılık yoksa onlar milyon dolarları kazanıyor da bunlar ancak aylık geliri...
Belli yani. Söylemek istemiyorum şimdi rakamları. Olur mu? Siz öyle söylüyorsunuz ama çok kazanıyorlar Melih Hanım. Çok falan kazanmıyorlar. Türkiye'de herkesin kazancı bellidir. Öyle. Peki. O çok kazanıyor. Türkiye atar. Rakam okumaz. Türkiye'yi sayısallaştırmak gerekiyor. Bu çocuklar da para kazansın. Uluslararası listelere girsin. Aynen öyle. Para yönetmeyi öğrensinler. Güzel, hayal kurmak güzel de onlar gibi olsun diyorum ben uluslararası biraz. Uluslararası listelere girsinler derken bir de dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları var sırada.